Poz devresine giren bayanlar için, yani adet kesilmesi başladığı zaman bazı bayanlar da erken başlayabilir, erken menopoza girebilir. Herhangi bir rahatsızlıktan, herhangi bir hastalıktan dolayı ilaç kullanmışsa, ilaç kullanıyorsa bütün hormon dengelerini bozar. Kara yılan otu diye bir bitki var, Amerika'da yetişir. Kara yılan kökü, otu, bunun ekstraktından biz çok özel bir formül geliştirdik. Menopoz rahatsızlığı olanlar için. Erken menopoz devresi veya normal menopoza giren bir bayan ne yapar? Gerilir, ateş basar ve o anlar çok, yani çok kötü bir stres, gerginlik yaşayabilir, huzursuzluk olur. Tabii kara koca arasında rahatsızlıkları, huzursuzlukları bu tetikler. Almanya'dayken bir dostumuzu ziyarete gitmiştim. Herkes hastalığını söyledi. Size şu gerekir, size bu gerekir vesaire. Hanımefendi dedi ki, evin hanımı, sizinle özel görüşmek istiyorum. Buyurun dedim. Rahim ve yumurtalıklarını ameliyatta almışlar. Hormon anormalliğinden dolayı kadıncağız depresyona giriyor. İntihar etmeyi dahi düşünüyor. İntihar etmeyi düşünüyorum, bunalıma giriyorum. Hiç gerek yok çünkü bunun Latince... Hiçbir şey problem değil. Değil. Cimici fukara kamoza, bunun Latincesi. Cimici fukara kamoza, Almanya'da yüzlerce firma bunun damlasını, drajesini yapıyor ve insanlar kullanıyor. Kadın otu forte. Kadın otu forte. Kara yılan kökü forte de denir. Latincesi cimici fukara kamoza. Artı birleşiminde oğul otu, çarkıfelek otu gibi bitki ekstreleri içerir. Bu devreyi çok kolay ve basit atlatmasını sağlar. Bütün gerginliği, stresi, ateş basmasını vesaire atar. İngilizcesi black kohuş. Yani kara yılan. Kara yılan. Kara yılan. Kara yılanla siyah yılan farklıdır. Kara kelimesi eski Türkçe'de güçlü anlamına gelir. Güçlü, kuvvetli, büyük, derinlerde bir gücü var anlamına gelir. Siyah rengi ifade eder. Kara güç ifade eder. Mesela Metehan'ın asıl ismi Karahan'dır. Karahan. Metehan, Oğuz Han'ın esas ismi Karahan'dır. Karahan ne yapmış? Adria'dan Alaska'ya kadar dünyayı fethetmiş. Yani dünyanın neredeyse dörtte üçünü fethetmiş Karahan. Metehan'ın esas orijinal ismi Karahan'dır. Türklerde kara kelimesi çok derin anlamlar ifade eder. Sadece siyah gibi renk ifade etmez, güç anlamına gelir. Çok derinden gelen bir güç, enerji anlamına gelir. Bu da çok özel bir bütün hormon anormalliklerini dahi önler. Bayanlarda adet öncesi başlayan, adet sırasında oluşan veya adetten önce adette sırasında oluşan ağrı, sancı, sızı, gerilim, stresi atar. Adet rahatsızlıkları, adet öncesi rahatsızlıkları rahatlatır. Kullandığı zaman kişi hiçbir rahatsızlık hissetmez. Çok kolay o devreyi atlatır. Yani mükemmel bir üründür. Bununla ilgili Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde klinik araştırmalar yapılmış. Belge ve bilgi var. Yani benim söylediğim her konuda... Belgeleri de getirelim hocam. Getirelim. Yarın getirelim belgeleri. Burada. Gösterelim. Kitaplar, dergiler burada. Ama olmaz. Belgeleri, o raporları da görelim. Gösterelim değil mi izleyenlerimize? Tabii. Evet. Dergiler burada. Zaman alır. Çıkarmam. Buyurun. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii sana? Buyurun. Hocam, menopoza girmeden önceki dönemde mi kullanılması gerekiyor ki rahatlatsın? Yoksa girmiş olan bir bayan bundan sonraki, çünkü bildiğim kadarıyla doktorlar bunun tedavisi anlamında işte böyle düzenleyici bir haplar veriyorlar zaten. Hani... Şimdi kimyasal hapların yan tesiri çok büyük. Allah korusun. Yani o fazladan dışarıdan alınan kimyasal haplar kanserojen etkiye sahiptir. Farklı yan etkileri falan var. Tehlikeli, bayanlar çok kullanmak istediklerini sanmıyorum. Kimyasal haplar, hormon hapları kanseri dahi tetikleyebiliyor. Bu nedenle artık Avrupa'da ve Asya'da zaten kullanmıyor. Kimyasal hap kullanılmamaya çalışıyor. Mesela Contagan isimli bir hap kullandı. Almanya'da bir Alman firması üretti. Adet öncesi rahatsızlıkları olan bayanlar için. Evet. Bunu kullanan bayanların
Hepsinin çocuğu özürlü doğdu. Kolsuz, ayaksız, bacaksız. Orada iki parmak, burada iki parmak. 15 bin özürlü çocuk doğdu. Firmayı mahkeme verdi 15 bin aile. 11 yıl mahkemesi sürdü. Evet. Ondan sonra Almanlar ne oluyor dediler. Şok oldular. Kimyayı bıraktılar. Bugün Almanya'da eczanelerde satılan ilaçların %80'i bitkisel. Doktora gittiğinizde hemen kimya yazmaz. Bitkisel. Reçete yazar gönderir. Hep bitkisel. Döndü, bitti yani. Kimya Avrupa'da, Asya'da yok artık. Kolay kolay bulamazsınız. Evet, yan etkileri çok fazla olduğunu biliyorum. Evet. Buyurun.